Bakın İyi Parti Genel Başkan eski baş danışmanı Aytun Çıray. Eski İyi Parti milletvekili de aynı zamanda. Ee, önemli açıklamalarda bulundu. Dedi ki Berat Akşener eğer dedi o Mart ayında masadan kalkmasaydı bugün Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilmişti. Çünkü Akşener'in masadan kalkması hem İyi Parti'ye hem de Kılıçdaroğlu'na ciddi oy kaybettirdi dedi. Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası İyi Parti'den istifa eden eski Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Mart ayında Meral Akşener'in masadan kalkmasının ve sonra yeniden masaya dönmesinin perde arkasını anlattı. Cumhuriyete konuşan Çıray, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan kalkmasının oy kaybettirdiğini ifade etti. MAK araştırmanın sahibi Mehmet Ali Kulat, İyi Parti %13 alsaydı Kemal Bey kesinlikle seçilirdi diyor oyların o denli düşmesinin temel nedeni Sayın Akşener'in benim başıma tabanca dayasalar masadan kaldıramazlar dedikten sonra masadan kalkması. Bu derin bir haya kırıklığı yarattı. Toplumun beklentilerini yok etti. İyi Parti'nin oyları büyük oranda önce Muharrem İnce'ye daha sonra da Sinan Oğan'a gitti. Çıray süreç boyunca birçok hataya da dikkat çekti. Kemal Bey iki buçuk puan daha alsaydı kazanacaktı. Bazı bürokratlar masalarını toplamaya başlamışlardı. Kaybettiklerini görüyorlardı. Ama o hadise moral bozukluğu yarattı ve bu öfkeye dönüştü. Eğer son kriz yaşanmasaydı matematik Kemal Bey'in kazanabileceğini gösteriyordu.